ülkeli STK'ların ulusal ve uluslararası arenada yer edinebilmesi ve dünya üzerindeki benzeri kuruluşlara öncü olabilmesi amaçlarıyla kurulmuştur. Türkiye Gençlik STK'ları platformu şu 6 ilkeyi kendisine misyon edinmiştir. Bunları şöyle sıralayabiliriz. STK yönetici ve üyelerini birbirleriyle tanıştırıp kaynaştırmak. Ortak iş ve projeler yaptırmak. Uygulamış oldukları iyi örnekleri birbirleri arasında paylaştırmak. Rehberlik ve danışmanlık hizmeti verdirmek. Gençlik politikaları alanında lobi ve savunuculuk yaptırmak. Son olarak da kurumsal kapasitelerini artırmak. EGSP bünyesinde gençlik organizasyonu olan sivil toplum kuruluşlarının ya da direkt gençlik sivil toplum kuruluşlarının kurumsal gelişimlerini destekliyor. Bunun yanında benzer işlerle iştigal olan sivil toplum kuruluşlarının iletişimlerini artırmak, farklı fikir, tecrübe imkanlarının bilinirliğini ve paylaşımını artırmak ve geleceğe daha güçlü bir vizyonla ilerlemelerini sağlamaya çalışır. Biz bir sivil toplum kuruluşunun yaptığı veya yapabileceği bir şeyi yapmak yerine sivil toplum kuruluşlarının kalitesini ve kapasitesini arttırabilecek çalışmaları yapmak veya onların daha çok olması gereken, olabileceği, haberdar olmadıkları alanlarla ilgili yeni projeleri, model çalışmaları onların önüne koymak. Federasyon olarak TGSP'nin kurucu üyesiyiz. Türkiye Gençlik STK'lar platformunda gençlerimizi temsilen bulunuyoruz. Çalışma hayatına ilişkin yürütmüş olduğumuz gençlik komisyonumuzun buradaki faaliyetlerini tanıtımı için bir araya geliyoruz. Aynı zamanda kamu STK biriminde TGSP'de görev yapıyoruz. Hep birlikte TGSP ile işbirliği içerisinde güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Dünya değişiyor. Sivil toplum kuruluşlarının da bu yeni dünyada çok farklı bir rolü var. Bugün Birleşmiş Milletler'de, Avrupa Birliği'nde güçlü sivil toplum kuruluşlarını lobi faaliyetleri yaparken, politikaları etkilerken görebiliyoruz. Bunu yapabilmek için de yerelde ve uluslarda bir araya gelmemiz, platformlar bünyesi altında ortak çalışma kültürü geliştirmemiz gerekiyor. TGSP de bu anlamda ülkemizin sivil toplum yapısına önemli bir renk, önemli bir zenginlik kattı. Nitelikli toplum için nitelikli gençleri yetiştirmemiz gerekiyor. Nitelikli gençler için de nitelikli kurumlara ihtiyacımız var. İşte TGSP tam da bu yüzden var. Farklı kimlik yapılarını zenginlik kaynağı olarak benimseyen TGSP, sivil toplumun temel dinamiğinin gençler olduğu bilinciyle hareket etmekte ve her gencin dünyayı daha güzel kılabilme adına büyük bir potansiyel taşıdığına inanmaktadır. Bugünün gençlerini yarının yetişkinleri olarak gören TGSP, gençlik ve sosyal girişimcilik temasıyla bu yıl ilk kez Türkiye Gençlik Zirvesi'ni gerçekleştirmektedir. Türkiye Gençlik Zirvesi, gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşu yöneticilerini, gençlik araştırmacılarını ve gençlik politikalarının yapıcılarını bir araya getirmeyi, gençlik politikaları alanında ortak bir vizyon oluşturmayı amaçlıyor. Biz temsil ettiğimiz sivil toplum kuruluşlarımız adına gençleri daha iyi tanımak için gençlerin sorunlarını, ihtiyaçlarını, yaklaşımlarını, alışkanlıklarını daha iyi görebilmek adına 8000 denekle yaptığımız gençlik araştırmasını hem sivil toplum kuruluşlarımızın çalışmalarına katkı vermesi için hem de karar vericilerin politikalarına destek vermek için paylaşıyor olacağız.
STK'ların 21. yüzyıl gençlerini anlayabilmesi ve çalışmalarını buna göre şekillendirebilmesi için 37 ilden 8000 gençle yüz yüze yapılmış ve gençliğe olan bakışı yeniden şekillendireceğine inanılan Türkiye'nin en kapsamlı gençlik araştırması kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bence gençlik yeniliklere açık, ilimle içli dışlı olmalı, aynı zamanda ülkesine fayda sağlamak için var gücüyle çalışmalı. İyiliğin ve sosyal girişimin önemine inanan TGSP, dünyanın yaralarına merhem olmaya çalışan ve topluma fayda sağlayan özgün projeleri de bu zirvede ödüllendirecektir. İyilik herkesin içinde var, fakat buna günü birlik, dünyayı daha yaşanabilir hale getirmek için iyiliğin sistematik hale getirilmesi gerekiyor. Biz gençlerin dinamizmini kullanarak da bunu başarabiliriz. Türkiye Gençlik Ödülü platformu olarak bundan böyle geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz sosyal girişimcilik ödülleriyle gençlerin sosyal girişimcilik alanında hem projeler ortaya koymalarını hem de bu projeleri destekleyecek mecralar bulabilmelerini hedefliyoruz. Bu sene gerçekten çok güzel proje başvuruları aldık. Her geçen sene hem proje başvurusu noktasında hem de başvuran projelerin etkinlikleri konusunda çok büyük mesafe alacağımızı düşünüyorum. Bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Dünyayı bulduğundan daha güzel bırakmayı amaçlayan TGSP, sizleri de bu amaca ortak olmaya davet etmektedir. Dünya daha nitelikli STK'larla gelişip değişecektir. TGSP'yi anlatan tanıtım filmimizi izledik. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Faruk Tezip Terzi Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, çok kıymetli STK temsilcileri, sevgili gençler ve siz değerli misafirlerimiz, hepiniz zirvemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye Gençlik STK'ları platformu olarak, yani TGSP, 93 tane gençlik alanında faaliyet gösteren gönüllü kuruluşun kendi gelişimleri için iletişim, işbirliği ve istişare amacıyla bir araya geldikleri çatı kuruluş olarak biz kendimizi nitelendiriyoruz. Platformumuzda üniversite, yurt, gençlik merkezi ve benzeri gençliğe yönelik faaliyetler yapan vakıf, dernek, spor kulübü gibi örgütlenmiş sivil yapılardan oluşuyor. Zatenizin de zaman zaman dile getirdiği gibi bizler kesrette vahdet anlayışıyla hareket eden ve ortak faydada bir araya gelen sivil yapılarız. Vizyonumuz nitelikli bir topluma sahip olmak. Bunun için de önce yetiştirdiğimiz gençlerin nitelikli olması gerektiğine inanıyoruz. Bu ünvalde kurumlarımız kabiliyetli gençleri bilimden teknolojiye, medyadan çevreye, spordan sanata daha nitelikli hale getirmek için gayret göstermektedir. Biz TGSP olarak kendimize 6 ilkeyi misyon edindik. Birinci olarak STK yönetici ve üyelerinin birbirleriyle tanışıp kaynaşması. Bunun için de her 3 ayda bir tüm STK başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı üye buluşmaları yapmaktayız. İkinci olarak ortak iş ve projeler yapılması. Web sitesi formatında özel olarak yaptırdığımız STK portalı ile tüm üyelerimize her türlü işleri için ortak bulma imkanı sunmaktayız. Üçüncü olarak başarılı olmuş örnek uygulamaların birbirleri arasında paylaşılması, bir kurumumuzun başarıyla uyguladığı sportif bir çalışma olan STK'lar yarışıyor
kardeşlik kazanıyor gibi etkinlikleri diğer STK'larımızın da örnek almalarını sağladık. Dördüncü olarak yönlendirme, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulması. Üye STK'larımızın çalışma yapmadığı alanlara yönlendirme ve sonrasında danışmanlık hizmetlerini sunmaktayız. Beşinci olarak gençlik politikaları alanında lobi ve savunuculuk yapılması. Gençliği ilgilendiren meselelerde yurt içi ve yurt dışında bürokrasi ve siyaset yapıcılar üzerinde etkili olmak için çalışmalar yapmaktayız. Altıncı olarak kurumsal kapasitelerinin artırılması, personelden fon bulmaya, teşkilatlanmadan ileriye dönük vizyon çalışmalarına varıncaya kadar toplam kalite yönetimi çalışmaları yapmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanım, TGSP devlet ile sivil toplum kuruluşlarını asla birbirlerinin alternatifi olarak görmemektedir. Ülkemizin kalkınması, daha da ilerlemesi için akademisyen, bürokrat, siyasetçi ve sivil yapıların omuz omuza vermesi ve ortak akıl ile hareket etmesi gerektiğine inanmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanım, STK temsilcileri olarak zat-ı devletlerinizden iki tane istirhamımız olacaktır. İlk olarak sivil toplum kuruluşu temsilcileri resmi kurumlara gittiklerinde muhatap olacağı STK'lardan sorumlu bir birimin olması, bununla alakalı Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki STK Daire Başkanlığı gibi yapıları önemsiyoruz. İkinci olarak da sizin başkanlığını yaptığınız politika kurulları içerisinde 30 milyon gencimizi ilgilendiren Gençlik Politika Kurulu'nun kurulması. Konuşmama son veriyorken Türkiye'nin Gençleri Araştırması sponsorumuz Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Çelik Bey'e, organizasyon sponsorumuz Esenler Belediye Başkanı Sayın Tevfik Göksu Bey'e, ana medya sponsorumuz Albayrak Grubu ve gazete yöneticilerine, kendilerini her zaman yanımızda görmekten şeref duyduğumuz sevgili TGSP ailemize, bu güzel organizasyonun tüm yükünü gece gündüz demeden çeken sevgili yönetim kurulu üyelerimize, Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin huzurunda teşekkür etmek isterim. Gayret bizden, netice Allah'tan. Rabbimden gayretlerinizi salih amel olarak kabul etmesini dilerim. Allah'a emanet olun. Ömer Faruk Terzi Beyefendi'ye konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, muhterem Hazirun, Türkiye Gençlik STK'ları platformunun çok kıymetli yöneticileri, sevgili gençler, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Gönüllerini ve gözlerini gençlerimiz üzerinden geleceğe çevirmiş, 92 STK tarafından bir araya getirilmiş bu kıymetli beraberlik, Türkiye Gençlik STK'ları platformu olarak ortaya çıkmış ve bugün de bu güzel zirveyi düzenliyor. Bu önemli zirvede aranızda olmaktan duyduğum memnuniyeti, mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bu ortak platformun gençleri bir araya getirerek birbirlerine bilgi ve tecrübe aktarımını sağlayacak zeminler oluşturmasını son derece değerli buluyoruz. Bu yolda atılan her adım Türkiye'nin istikbali adına toprağa serpilmiş bir tohum gibi. Türkiye Gençlik STK'ları platformunu gençlerimizi doğru anlamak için bakanlığımızın önemli çözüm ortaklarından biri olarak algılıyoruz. Gençlerle ortak bir paydada buluşarak aynı dili konuşabilmek için onların talep ve beklentilerini doğru algılamak, doğru değerlendirmek gerekiyor. Bugün sonuçlarını izleyeceğimiz son saha araştırmasının bu bağlamda yolumuza ışık tutacağına inanıyoruz. Bu sonuçlar şüphesiz bizim sorumluluklarımız açısından önem taşımakla birlikte gençlerimizin sorumluluklarını hatırlatması açısından da önemli tespitleri içeriyor. Gençlerimizin ayrıntılı bir
profilini ortaya koyacak olan bu araştırma, ülkemizin gelecek tasavvuru açısından da yol gösterici olacaktır. İftiharla söyleyelim ki, insani değerleri en üst düzeyde olan, evrensel değerlere bağlı, milli ve manevi kimliğine sahip çıkan bir gençliğe sahibiz. İşte bu gençlik, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 Temmuz'da kendini, duruşunu ve kimliğini ortaya koymuştur. Demokratik çoğulculuğu esas alan, birbirinin hukukunu gözeten bu gençlik, geleceğimizin mimarı olacaktır. Türkiye'nin her genci sadece Türkiye'nin değil, insanlığın da umududur. Gençlerimizin talep ve beklentilerini doğru okuyabilirsek, çok daha kısa sürede meselelere dair ilerlemeler kaydedebiliriz. Gençlik ile ilgili araştırmalar elbette bilimsel açıdan bakmamız için yol göstericidir. Ancak malumunuz olduğu üzere istatistiklerle girilemeyecek konular da var. Bir gençlik lideri olarak Türkiye'yi kaos günlerinden yıldızı dünya ölçeğinde parlayan bir noktaya taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli vurguladığı gönüllere dokunmak, kalplere girmek meselesi hiçbir istatistik ile ölçülemez. Bu anlamda biz gençliğimizin kalbine, gönlüne, aklına ve basiretine her daim güveniyoruz. Gençliğimiz sorumluluklarının bilincinde bir gençlik ve hiçbir zaman bireyci, hazcı, sorumluluk hissetmeyen, kısa yoldan mutluluk peşinde koşan, şiddet yanlısı, dünyaya sırtını dönmüş, niteliksiz bir gençlik olmadı ve olmayacak da. Bu gençlik meselelerini akılla, bilimle, irfanla ve maşeri vicdanla çözen, aidiyet ve mensubiyet sorunlarını en aza indirmiş, ülkesine, değerlerine sahip bir gençlik. Değerli konuklar, bu araştırmanın yanı sıra platformun sosyal girişimcilikle ilgili çalışmaları da bizleri ayrıca mutlu etti. Toplumda pozitif bir değişikliğe imza atmak, sosyal bir fark ortaya koymak için çabalayan gençlerimizin varlığı Türkiye adına çok umut verici. Ülkemiz için yeni bir model gibi görünen sosyal girişimcilik konusu esasen bu toprakların hiç de yabancısı olduğu bir konu değil. Sosyal girişimcilik kavramını piyasa şartlarına uygun bir ticari girişimle kar amacı gütmeyen, sadece hizmet kaygısı taşıyan bir hayır kuruluşunun sentezi olarak görebiliriz. Bu türden girişimcilik anlayışı bizim kadim ahilik kültürümüz ve vakıf medeniyetimizin günümüzdeki iz düşümü. Bu topraklardan bu dayanışma ruhunun ve birlik şuurunun yeni atılımlarla yaşatılmasına sadece ülke olarak bizim değil, dünyadaki tüm mazlumların ihtiyacı var. Bu alanda gençlerimize çok güzel imkanlar sağlayan Türkiye Gençlik STK'ları platformu yöneticilerine teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca her birinden ayrı ayrı heyecan duyduğumuz proje ve fikirleri için bütün gençlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, Zat-ı Ali'nizin bu ülkenin gençlerine olan ilgi ve güveni bizim için daima ilham kaynağı oldu ve olmaya da devam edecek. Şunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki, bu ülkenin gençleri sizin liderliğinizde Türkiye'yi mutlu, müreffeh ve aydınlık geleceğe taşımak için daima göreve hazırdır. 2023 hedeflerine ulaşmak için geçen 16 yılın engin tecrübelerini gençlerimizin büyük potansiyeliyle inşallah buluşturacağız. Ülkemizi istikrarlı biçimde büyütmek ve geliştirmek için en elverişli kimyanın da bunun olduğuna yürekten inanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak içerisinde her türlü imkanı bulabilecekleri gençlik merkezlerimiz, gençlik kaplarımız, yurtlarımız ve spor tesislerimizde gençlerimizin daima hizmetindeyiz. Bir fikri olan, üretmek isteyen, söyleyecek sözü, gerçekleştirecek projesi olan bütün gençlerimize istedikleri her konuda
imkan ve fırsat tanımaya devam edeceğiz. Gençlerimiz için hayata geçireceğimiz projelerde yine gençlerin sesine kulak verecek ve planlama aşamasında da onları sürece dahil edeceğiz. Bu ülkenin imkanlarını yine bu ülkenin çocukları için seferber etmeye, daima gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu ülkenin gençlerine güveniyor, Türkiye'nin geleceğine yürekten inanıyoruz. Bu duygularla sözlerime son verirken, bu konuda sorumluluk alarak çok değerli bu organizasyonu, çalışmayı ortaya koyan sivil toplum kuruluşlarıma ve gönüllülerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, zat-ı alilerinize bizlere olan teşvik ve desteklerinizden dolayı şükranlarımı sunuyor. Sizleri ve tüm konukları saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sayın Bakanımıza konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli Hazirun, bugünkü zirvemizin öğleden sonraki kısmında Türkiye'nin en kapsamlı gençlik araştırmasını açıklayacağız. Bir saha araştırması yaptık, Türkiye'nin gençleri adıyla yola çıktık. Bakalım gençler ne diyor, ne düşünüyor, ne bekliyorlar? En kapsamlı gençlik araştırmalarından biri oldu. Tüm Türkiye'de 8000'den fazla gençle görüşüldü. Zirvemizin öğleden sonraki kısmında detaylı bir şekilde sunacağız, ancak sonucuna dair en kısa 3 cümleyi kuracak olursak, gençler ailelerini ve değerlerini hala çok önemsiyor. Gençlerin eğitim ve iş sahalarında talepleri var. Gençler zaman zaman gelecek kaygısı taşıyorlar. Şimdi efendim, bugünkü programımızın önemli bir ayağı olan sosyal girişimcilik ödül törenine geçeceğiz efendim, müsaadenizle. TGSP olarak özgün, ilham veren ve iyi örneklik oluşturan projeleri destekleme kararı aldık. Topluma fayda sağlayan sosyal girişimleri ödüllendirmek istedik. Ülkemizin dört bir yanından yoğun bir başvuru aldık ve kıymetli jüri üyelerimizle ilk 30 projeyi finale taşıdık. Bugün burada ilk 6 projeyi ödüllendireceğiz efendim. Şimdi ilk olarak jüri heyetinin verdiği puanlarla belirlenen ödülleri açıklayacağım. Sırasıyla 6.lık, 5.lik ve 4.lük ödüllerini kazanan projeleri müsaadenizle açıklıyorum efendim. 6.lık ödülünü kazanan proje siz, alkışlarınızla. Beşincilik ödülünü kazanan proje Engelleri Aşalım. Dördüncülük ödülünü kazanan proje ise Bir Kitap Bir Ders. Efendim, şimdi bu projelerin bandıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Merhaba, ben Miray Aşan, 25 yaşındayım. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde interaktif pazarlama üzerine yüksek lisans yapıyorum. Aynı zamanda 3 sene önce başlatmış olduğum bir sosyal girişimcilik projem var. Şöyle ki, çalışmayan, yetenekli, aynı zamanda ihtiyaç sahibi ev hanımlarına örgü ördürüp onların satışını gerçekleştiriyoruz. İsmim Burak Yılmaz, Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Projemin adı Engelleri Aşalım. Proje, görme, işitme ve konuşma engelli bireylerin günlük yaşantılarında diğer bireylerle daha rahat iletişim kurmasına başlıyor. Ortadaki iletişim problemi kalkacağından dolayı engelli bireylerin iş imkanlarını arttırmaya başlıyorum. Merhaba, adım Ahmet Üstelebirli, Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisiyim. Okulumuzda ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere nasıl yardım edebilirim düşüncesi beni Bir Kitap Bir Ders projesi fikrine yönlendirdi. Bir internet sitesi tasarlayarak teknolojiyi daha hayırlı bir amaçla kullandırmak istedim. Efendim, şimdi de üçüncülük kazanan projeyi açıklayacağız. Jüri heyetinin verdiği puanlarla belirlenen üçüncülük ödülüne layık görülen proje, bir sosyal medya, multimedya hareketi olan Human Movie Team.
Şimdi projeyle ilgili olan VTR ile sizleri baş başa bırakıyorum. Merhabalar, ismim Tülay Göktürk, belgesel yönetmeniyim. 17 yıldır çözünürlükle ilgileniyorum. Son 11 yıldır savaş, çatışma, işgal ve afet bölgelerinde belgeseller çekiyorum. Savaş istemeyen, çevrelerinde dünyada ölen insanlardan, mutsuz olan ve İslam coğrafyası adına bir şeyler yapmak isteyen gençlerle bir araya geldik. Onlarla bir ekip oluşturduk. Bu ekip son 2 yıldır aktif bir şekilde multimedya çalışıyor. Videolar yapıyorlar İslam coğrafyaları ile alakalı. Ama ekip hem mülteci hikayeleri çekmeye hem de video kurgu öğrenip video kurgu yapmaya başladı. Herkese bir bölge verdik. Herkesin ilgileneceği bir ülkesi oldu. Kimisi Arakan'la, kimisi Filistin'le, kimisi Suriye'yle, kimisi Avrupa'daki İslamofobi'yle. Herkesin ilgileneceği bir alan olsun, uzmanlaşacağı bir alan olsun istedik. Ve video kurgu eğitimlerine başladık. Kamera eğitimleri verdik. Sonra öğrenmeyenlere, bilmeyenlere, yeni gelenlere öğretmeye başladık. Böyle küçük kendi aramızda bir akademiymişiz gibi ilerlemeye başladık. Merhaba, ismim Mete Doğan. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden 2006 yılında mezun oldum. Şu anda özel bir gazetede editör olarak çalışıyorum. Yorum eğitim genel olarak dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan insan hakları ihlalleri, çatışma ve kriz bölgesinde yaşanan zulümleri takip ettiğimiz bir sosyal medya platformu. 2017 Ocak ayından beri bu isimle sosyal medyada çalışmalar yapıyoruz, multimedya çalışmaları yapıyoruz. Özel bir WhatsApp grubumuz var, içerik editörlerimizin ayrı olduğu. Burada günlük gündem taraması yaptıktan sonra ulusal ve uluslararası haber ajanslarından bulduğumuz haberleri, sosyal medyada bulduğumuz, denk geldiğimiz haberleri özel süzgeçten geçirerek, formatımızı uygun hale getirerek paylaşıyoruz. Dünyada yaşanan savaş, çatışma ve işgallerden rahatsız olan bu gençler bir araya geldiler ve yaptıkları videolarla dünyayı bir şekilde haberdar etmeye çalışıyorlar. 3 dilde yayın yapıyorlar. Mottoları izle, düşün, harekete geç. Onları takip edin. Efendim, şimdi sıra ikincilik kazanan projede. İkincilik ödülüne Bir Tek Lira Derneği layık görülmüştür. İlgili bandı izliyoruz. Merhabalar, ben Samet Ayrancı. Ayrıca 1 TL iyilik projesini gerçekleştirmek için kurulmuş 1 TL Derneği'nin kurucusu ve başkanıyım. Ayrıca 1 TL iyilik projesi en basit tanımıyla herkesin aylık 1 TL vererek dahil olabileceği, aylık 2 lira kabul etmeyen bir iyilik hareketidir. Çay içen muhabbet eden üniversiteli arkadaşlar olarak bir gün bir çocuk giydirme etkinliğine katıldık ve bir çocuk giydirdik. Etkinliğin sonucunda o çocuğun gözlerindeki ışık bizi sivil toplumla buluşturdu. Yine bir etkinlikte Suriye gıda yardımı göndermek üzere Üsküdar Meydanı'na şeffaf bir kumbara yerleştirdik ve 2 hafta sonra boyunca Suriye gıda yardımı gönderiyoruz. Lütfen destek olun diye Üsküdar Meydanı'nda insanlardan destek istedik. Daha sonra farklı yerlerden gelen paralarla birlikte 3 tır gıda yardımını bu çalışmanın sonucunda Suriye'ye göndermiş olduk. İşte tam bu noktada ben bir farkındalık edindim. O farkındalık şuydu: aslında çok küçük rakamlar toplanarak çok büyük hayırlara vesile olabiliyor. Ayrı bir TL projesiyle toplanan fonla eğitim yardımları olarak burs yardımlarına ve kırtasiye seti yardımlarına destek oluyoruz. Hastalara yardım projelerine destek oluyoruz. Afrika'daki katarak ameliyatı projelerine destek oluyoruz. İnsani yardım
alanında da yine çok geniş projeler var. Bunların başında giyecek, yiyecek, yakacak yardım projeleri oluyor. Bunlara destek oluyoruz. Özellikle yurt dışındaki su kuyusu açma projelerine destek oluyoruz. Siz de Ayda 1 TL iyilik projesine destek olmak için cep telefonlarınızın SMS bölümüne 1 TL yazıp 80-71'e SMS atarak bu iyilik hareketine katılabilirsiniz. 1 tek TL yeter. Şimdi yarışmanın birincisini açıklayacağız. Jüri heyetinin puanıyla ilk sıraya yerleşen sosyal girişimcilik projesi bir online bağış platformu olan Kermes. İlgili bandı izliyoruz efendim. Merhabalar, ben Zeki Saatan Çelik. Kermes online bağış ve alışveriş platformunun kurucu ortaklarındanım. Bendeniz ve arkadaşlarım bizzat hayatlarımızda şahit olduğumuz örneklerden yola çıkarak kurduk aslında Kermes'i. Özellikle üniversite yıllarımızda içinde bizzat bulunduğumuz sosyal yardımlaşma projelerinin sürdürülebilirlik noktasında ve bu projelerin hayata geçirilebilirlik noktasındaki hantallıklarını görüp bu projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Biz teknolojinin kardeşliğe, yardımlaşmaya, merhamet ve sevgi inşa etmeye aracı olabileceğine inanıyoruz. Kadim medeniyetimizin değerlerinden, insani yardım endekslerinde ilk sırayı kimseler bırakmayan ülkemizden ve iyilikte yarışan milletimizden aldığımız güçle yerli ve milli yazılımımızı geliştiriyoruz. Düşünsenize, tek bir dokunuşla telefonunuzdan ulaşabildiğiniz bir uygulama var ve burada alınan, satılan her şey bağışa dönüşüyor. Öyle ki okuduğu kitabının fotoğrafını çekip sisteme yükleyen öğrencimizin de, yiyecek imalatçısı iş adamımızın da, mis gibi börekler açan annelerimizin de, konser veren sanatçımızın da, yani 7'den 70'e büyük küçük herkesin sadece sahip olduklarından verebildiği bir dünya burası. Platform üzerinden ürün ya da hizmet satın alan bizler de hem ihtiyaçlarımızı karşılıyor hem de platformun ortağı Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarının projelerine anında destekte bulunmuş oluyoruz. Ürün bağışlayan ve satın alan arasında direkt iletişim kurarak STK'larımızı lojistik, depo, zaman ve insan masraflarından da kurtarıyor, onları daha güzel projeler hayata geçirebilmeleri için 7/24 canlı online bir bağış ve alışveriş platformuyla destekliyoruz. Üretimin bu denli hızlandığı bir dönemde infak yerine israf artıyorsa ve hala aç yatan komşularımız varsa, biz verebileceklerimizin cebimizdeki nakitle sınırlı olmadığını, sadece evimizde bir köşede kalmışlarla bile çok büyük güzelliklere vesile olunabileceğine inanıyoruz. Unutmayın, iyilik bir lütuf değil, ödenmesi gereken bir borçtur. Bu projeye zaman ayırarak emek veren jüri üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Özdemir, İlker Yağcıoğlu, İsmail Hakkı, Necmettin Bilal Erdoğan, Necla Nazır, Ömer Özdinç, Rümeysa Konak, Sümeyye Ceylan, tekrar çok teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdi bu 6 projenin salonda olan sahiplerini, ödüllerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Kermes, Bir Tek Lira Derneği, Human Movie Team, Bir Kitap, Bir Ders, Engelleri Aşalım ve siz. Sahneye bekliyoruz efendim. Ve ödüllerini vermek üzere onur konuğumuz Sayın Cumhurbaşkanımızı sahneye teşriflerini arz edelim. TGSP Başkanımız Ömer Bey'i de sahneye davet ediyoruz efendim. (Gülüyor)
altıncılık ödülü. Altıncılık ödülünü alan projesi ise tebrik ediyoruz. Beşincilik ödülünü kazanan proje Engelleri Aşalım. Tekrar tebrik ediyoruz. Dördüncülük ödülünü kazanan proje Bir Kitap Bir Ders. Tekrar tebrik ediyoruz. Şu an Sayın Cumhurbaşkanımızdan ödülünü alıyor. Ödül kazanan projeleri ve sahiplerini tebrik ediyor. Alkışlarınızla yerlerine uğurluyoruz. Şimdi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi konuşmalarını gerçekleştirecektir efendim. Sevgili gençler, çok değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli genç arkadaşlarım, genç kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan, bu salondan, ülkemizin 81 vilayetindeki tüm gençlerimize selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Yine sizin şahsınızda bölgemizin, coğrafyamızın, Kafkasya'nın, Orta Doğu'nun, Türkistan'ın, Balkanların, beş kıtanın gençlerini selamlıyorum. Buradan Irak'ın, Afganistan'ın, Somali'nin, Mısır'ın, Libya'nın, Tunus'un, Bosna Hersek'in gençlerini selamlıyorum. Bugün bir kez daha Kudüs'ün, Gazze'nin, Nablus'un, Ramallah'ın, Batı Şeria'nın yiğit gençlerine en kalbi selamlarımı gönderiyorum.
Rabbim yar ve yardımcıları olsun diyor. Buradaki her bir genç arkadaşımın yüreklerinin onlarla birlikte attığını bilmelerini istiyorum. Türkiye Gençlik Zirvesi'nin başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum. Bugün bu anlamlı zirve vesilesiyle siz sevgili gençlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları platformunu böylesine anlamlı, böylesine kapsamlı bir zirveye öncülük ettiği için tebrik ediyorum. Platformumuz İstanbul'da başlamış ve gördüğü ilgi üzerine Türkiye geneline yayılarak şu anda gençliğe yönelik faaliyet yürüten 93 sivil toplum kuruluşunun çatısı altında toplayan geniş bir zemine kavuşmuştur. Gençlik dediğimizde tıpkı kadın konusu gibi hayatın her alanını kuşatan bir kavramla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bunun için her bakanlığın, her kurulun, her kurumun gençlikle ilgili görevleri vardır. Tabii bu durum gençlik politikalarını münhasıran takip edebileceğimiz yapılar oluşturmamıza mani değildir. Bu sebeple Cumhurbaşkanlığı politika kurullarından birisinin bünyesinde gençlerle ilgili bir alt çalışma grubu oluşturulmasını gündemimize alabiliriz. Böylece bu müjdeyi gençlerimizle paylaşmış olalım. Bu önemli zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen kurumlarımızı, firmalarımızı da gönülden tebrik ediyorum. Zirveye katılan siz değerli gençlere de şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Zirvenin gençliğe yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarımız arasındaki vizyon ve işbirliğini güçlendireceğine inanıyorum. Devletin de toplumun da sizler gibi sivil toplum kuruluşlarımızın da asli görevi gençleri tanımlamaktan ziyade tanımaya, anlamaya, tanımaya, bu noktada onlarla empati kurmaya çalışmaktır. Kendi alanında özgün ve öncü bir çalışma olan Türkiye Gençlik Profili Araştırması'nın zirve vesilesiyle ilgililerle paylaşılmasını bu noktada son derece önemli görüyorum. 37 ilden 8000 gençle yapılan araştırmanın çıktılarının bu alanda faaliyet yürüten gönüllü ve resmi kuruluşlarımız, kurumlarımız başta olmak üzere üniversitelerimiz ve ailelerimiz için yol gösterici olmasını diliyorum. Bu araştırmanın ülkemiz gençliğinin hissiyatının, görüşlerinin, beklentilerinin ve elbette sıkıntılarının anlaşılması noktasında devleti yönetenler olarak bizlere de rehber olacağına inanıyorum. İçerik ve yöntem itibariyle titiz bir emeğin ürünü bu çalışmaya imza atan akademisyenlerimize, araştırmacılara, görüşleriyle projeye iştirak eden gençlerimizin her birine gönülden teşekkür ediyorum. Araştırma sonuçları da gösteriyor ki gençlerimizle sürekli yüz yüze görüşmemiz, konuşmamız, dertleşmemiz, karşılıklı olarak birbirimizi anlamaya çalışmamız şart. Cumhurbaşkanı olarak işte bu sebeple gençler tarafından düzenlenen etkinliklere katılmaya hep özen gösterdim. Özel bir önem verdim, vermeye de devam ediyorum. Gençlerimizin gelecekleriyle ilgili endişelerini ortadan kaldıracak ve beklentilerini karşılayacak politikalar geliştirmek bizim en başta gelen görevimizdir. Türkiye'nin gençleri başlığıyla yapılan araştırmanın sonuçlarını titizlikle inceleyeceğimizden ve raporda yer alan tespitler ışığında
gençlik politikalarımızı gözden geçireceğimizden emin olunuz. Diğer yandan sosyal girişimcilik ödüllerini kazanan genç arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Çalışmalarında Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Bu ödüllerin gençlerimizin özgün proje üretme kabiliyetlerinin bir sembolü haline geleceğine de inanıyorum. Ülkemizin gelişmesi için projeleriyle yarışmaya katılan tüm gençlerimize de ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili gençler, dünyanın baş döndürücü hızla değiştiği bir dönemde gençlerimizle ilgili çalışmaların, gençlerimize yönelik tasavvurlarımızın, bakış açılarımızın sabit kalması asla düşünülemez. İletişim araçlarından fikir akımlarına kadar hemen her yeniliğin öncelikli muhatabının genç kuşaklar olduğu dikkate alındığında eski usullerle meseleye yaklaşmanın bizi götüreceği yer kesinlikle başarısızlıktır. Gençlerimizin hızına ayak uyduramazsak geride kalmaya mahkum oluruz. Gençlerin yönelimlerini doğru okuyamazsak sağlıklı politikalar geliştiremeyiz. Gençlerimizin kaygı, talep ve umutlarını tespit edemezsek onlara yol gösterici görevimizi yerine getiremeyiz. Değişimi, gençlerimizin beklentilerini önceden görerek, zamanın ruhunu iyi okuyarak projelerimizi, politikalarımızı belirlemeliyiz. Gençlerin gerisinde kalan değil, onların önünü açan, onlara rota çizen bir anlayışla çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Hem devleti yönetenler olarak bizim, hem gençliğe dair hassasiyeti olan siz, sivil toplum kuruluşlarımızın bu noktada sorumluluğu bellidir. Hepimizin ortak sorumluluğu, gençlerimizin terör, şiddet, uyuşturucu ve nihilizm bataklığına düşmeyecekleri bir zemini birlikte hazırlamaktır. Gençlerimizi formatlamanın, onları belli kalıplara mahkum etmenin değil, gençlerimiz de ideallerinin önündeki engelleri kaldırmanın çabası içinde olacağız. Biz gençlerin hayal dünyasını yasaklarla çevrelemeyi değil, alabildiğine genişletmeyi hedefliyoruz. Mesuliyetimizin, gençlerimizin şiddete bulaşmadan her türlü düşünceyi tartışabilecekleri, her türlü fikri savunabilecekleri bir ortamı ülkemiz genelinde tesis etmek olduğuna inanıyoruz. Toplam nüfusunun 1/4'ünden fazlası 15-30 yaş arası gençlerden oluşan demografisiyle Türkiye, bu bakımdan dünyanın en şanslı ülkelerinden biridir. Bu bizim en büyük zenginliğimiz. 2002'den bu yana tüm çabamız bu hazineden layıkıyla istifade etmek için gerekli ortamı hazırlamaktır. Şöyle samimi bir muhasebe yaptığımızda son 16 yılda bu noktada çok büyük mesafe aldığımızı görüyor ve buna hamdolsun diyor, şükrediyoruz. Eğitim konusuna özel önem vererek ülkemizdeki tüm gençlerin fırsat eşitliğine sahip olabilmeleri için gereken adımları attık, atıyoruz ve atacağız. Üniversite sayımızı 76'dan 206'ya. Bazıları bunu hala eleştiriyor. O da onların haklarıdır. Varsın eleştirsinler. Ama biz çok önemli bir eksiği giderdik. Iğdır'daki, Hakkari'deki, Şırnak'taki bir gencin kalkıp da üniversite okuma şansının adeta olmadığı bir dönemden biz üniversiteyi şimdi onların ayağına götürdük. Hani bir dostumun bir ifadesi var.
Oxford'u getirdiniz de gitmedik mi demişti. Şimdi biz de işte bunu yaptık. Şu anda 81 vilayetimizin tamamında hamdolsun üniversitelerimiz var. Şimdi niteliği artırmamız lazım. Buna gayret etmemiz lazım. Yüksek öğrenim yurdu sayımız neydi? 190. Biz bunu nereye çıkardık? 776'ya çıkardık. Bütün yurt yatak kapasitemizi ise 182 binden 663 bine çıkardık. Niye? Yavrularımız, gençlerimiz kendileri için yer bulamıyorlardı. Onlara yer imkanı hazırlayalım dedik. Adeta koğuş sistemiyle yatıyorlardı, kalıyorlardı. Hayır dedik, koğuş sistemiyle olmayacak. Karyola sistemi olacak dedik. Ve odalarda da bir veya üç kişi olacak dedik. Hamdolsun büyük ölçüde bunu da başardık. %100'e ulaşacağız. Hepsinden önemlisi bilhassa dar gelirli ailelere mensup öğrencilerimizin en sıkıntılı sorunu neydi? Sokaklara dökülüp gösteriler yapanlar, şunlar bunlar hatırlayın. Harç. Kim kaldırdı bunu? Biz kaldırdık ya. Biz kaldırdık. Hem bu meselenin marjinal örgütler tarafından istismar edilmesinin önüne geçtik. Hem de gençlerimizin ve ailelerinin omuzlarından önemli bir yükü almış olduk. Ama hafıza-i beşer nisyan ile mal. Ne yaparsan yap. Bunlar şöyle bir gün geçiyor, unutuluyor. Ama bunlar yapıldı bu ülkede. Bunun yanında lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenim gören gençlerimizin burs ve kredi imkanlarını genişlettik. Sevgili gençler, 16 yıl önce 45 liracık burs kredi veriliyordu. 45 lira. Biz bunu şimdi ne yaptık? Şu anda Ocak ayından itibaren lisans öğrencilerinin eline 500 lira geçecek. Yüksek lisans öğrencilerine 1000 lira verilecek. Bunun yanında doktora öğrencilerine 1500 lira ödenmeye başlayacak. Bunlar da şu anda işte bizim iktidarımızın hamdolsun ülkemizde sağladığı gelişmelerdir. Her başvuran öğrenci kredi alabilirken burslu öğrenci sayısı da bu yıl 150 bine ulaştı. Ama gençlerimizde şöyle bir anlayış var. Bunu şimdi sizle paylaşayım. Gerçeği söylemem lazım. İlla burs. Ya niye burs? İşte bursun ödemesi yok. Geri ödeme yapılmıyor. Ya be evladım, be kardeşim. Kredi aldığın zaman bunu da faizsiz ve iş bulmadan değil, sigortalı bir işte yer aldıktan sonra çok basit taksitlerle ödüyorsun ya. Bu seni bedavacılığa da alıştırmıyor. Bu milletin gençlerine yakışan da bu değil mi? Ve böyle bir imkan var. Bu imkandan istifade ettiğin zaman kredi veya burs olduğu zaman kimsenin kredi veya burs almaması mümkün değil. Her müracaat edene burs veya kredi muhakkak veriliyor. Eskiden günlük 50 kuruş olan, dikkat edin 50 kuruş olan yurtlarda kalan öğrencilerin yemek yardımı bugün 12,5 liraya çıktı. 50 kuruştan 12,5 liraya. Sadece üniversite imkanlarında değil, spor alanında da gençlerimize her türlü desteği sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Gençleri daha fazla kütüphane, daha fazla spor tesisi, daha fazla kültür merkeziyle buluşturmak için tüm imkanları seferber ettik. 2002'de sadece, burası da çok önemli, 9 olan gençlik merkezi sayımızı 286'ya.
1575 olan spor tesisi sayımızı 3567'ye ulaştırdık. Niye? Gençlerimiz gitsin, bütün bu tesislerden istifade edebilsin diye. Gençlerimizin sosyal, kültürel gelişimi için her türlü imkanı sunuyoruz. Biz gençlik geleceğimizdir demekle kalmadık, kalmıyoruz. Geleceğimizi sağlıklı bir zeminde inşa etmek, donanımlı gençler yetiştirmek için var gücümüzde çalışıyoruz. Bakınız, yaşayan kütüphane anlayışıyla 218 kütüphaneyi modernize ediyoruz. Millet kıraathanelerini ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırarak tüm vatandaşlarımızın ama özellikle de gençlerimizin istifadesine sunuyoruz. Belki bilmeyenleriniz var, bilmiyorum. Eyüp Sultan'da Rami Kışlası vardır. Acaba hepimiz biliyor muyuz orayı? Şöyle bir bilenlerin ellerini göreyim ya. Kaldırın bakalım. O çok bilmeyen var. Bence gidin Rami Kışlası'nı görün. O Rami Kışlası bir tarihtir. En son orası gıda sitesi haline getirilmişti. Orada çalıştım. Orada bir firmanın ticari işlerini yürütüyordum. Şimdi orayı Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri haline getiriyoruz. Sadece kütüphane olmayacak. Ve burada aynı zamanda biliyorsunuz kitaplarımız artık çürümeye terk edildi. Mücellit sanatı yok oluyor. Şimdi biz burada hem kitaplarımızın tamir bakımıyla alakalı birim yani yeni yeni ustalar yetiştireceğiz. Hem de mücellit sanatını yeniden ayağa kaldırmak için orada öyle bir birim olacak ki onu da orada atölyelerini kuracağız. Ve öyle zannediyorum ki Rami Kışlası'ndaki oluşacak bu yapıda herhalde Ankara Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nden geri kalmayacak. Sayı orada da 5 milyon ciltin üzerinde olacak. Hızla şu anda inşaatı devam ediyor. İnşallah bitmek üzere. Ankara'da da Cumhurbaşkanlığı Külliyemize 24 saat aralıksız hizmet verecek 5 milyon cilt kitabın yer alacağı yeni Türkiye'nin gurur abidesi niteliğindeki bir eseri siz gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Kütüphanemizin inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. İnşallah 2019'un ortalarında açacağız. Sevgili gençler, altyapı hizmetleri yanında gençlerimizin ufkunu karartan, gençlerimiz arasında ayrımcılık yapan birçok düzenlemeyi de ortadan kaldırarak sizlere hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir ortam hazırladık. Üniversiteye girişte büyük adaletsizliklere yol açan kat sayı sorunu bunlardan biridir. İşte bunlardan biri de oğlumdur. Hep kat sayı kurbanı olmuşlardır. Bu problemi kökten çözerek ülkenin tüm evlatlarının eşit şartlarda üniversiteye girebilmelerini biz sağladık. Aynı şekilde kılık kıyafet meselesini çözerek üniversite kapılarındaki utanç sahnelerine Allah'a hamdolsun biz son verdik. Kamuda başörtüsü sorununu ortadan kaldırarak gençlerimizin çalışma hayatında da hiçbir engelle karşılaşmamalarını garanti altına aldık. Şu anda silahlı kuvvetler hariç, resmi olarak söylüyorum, emniyet teşkilatı da dahil, başı açık başı kapalı bir ayrım var mı? Yargıda var mı? Yok. Hepsinde şu anda yerlerini aldılar. Siyasette, bürokraside gençlerimize daha fazla görev vererek
sizlere olan güvenimizin ve inancımızın sadece sözde olmadığını gösterdik. Bugün hem mecliste, hem partimizde, hem kabinemizde, hem yakın çalışma arkadaşlarım arasında gençlerimiz çok önemli sorumluluklar üstleniyor. Biz geldik, biliyorsunuz, seçme yaşı neydi? 18. Seçilme 30. Bu noktadaydı. Dedi ki, ya seçme aslında zor mu kolay mı diye baktığımızda zor. Seçilme kolay. Niye? Şimdi bir tane siyasi lider bir zamanlar dedi ki, Taksim meydanına dört ayaklı koysam seçtiririm dedi. Düşünebiliyor musunuz? Niye? Kolay olduğu için. Ama seçme zor, ayıklayacaksın. Seçici olmak zor, ayıklayacaksın. İşte biz şimdi buradan hareketle dedik ki seçme ve seçilmeyi ilk etapta seçilmeyi 25'e indirdik. Ardından 18'e indirdik. Şimdi seçme seçilme 18. Bu bir şeyi gösteriyor. Bu nedir? Ben gencime güveniyorum. Gencime inanıyorum. Bu demektir. Ve aynı zamanda ya biz bir şeyi görmemiz lazım. Yani bu insanlar ya tarih bilmiyorlar, bilmiyorlarsa öğrenecekler. E niye? Ya bir Fatih. Bakınız nereden nereye? Öyle bir daha babası ona 13-14 yaşında padişahlığı vermek istedi. Ama o babasına önce babasından bu görevi aldı. Aldıktan sonra madem ki ben Salatin Osmaniye'nin padişahıyım, şimdi size emrediyorum. Gelin devletinizin başına geçin diyor. Tekrar görevi babasına veriyor. Ama yaş geliyor 19-20'ye. Bu defa da evet bir devri kapatıyor, bir devri açıyor. Şimdi demek ki tarihimizde bu olduğuna göre bu bizim için nedir? Bir ufuktur. Bir ilham kaynağıdır. Bir noktadır. Öyleyse bizim de şimdi orayı hedeflememiz lazım. Buna göre bizim de yürümemiz lazım. Buna göre bizim yeni yeni adımlar atmamız lazım. Yani bizim içimizden bu ülkeyi yönetecek bakanlarından başbakanlarına vesaire kadar genç, nitelikli arkadaşlarımız niye çıkmasın? Buna mani bir hal yok. Bunları yapmamız lazım. İşte az önce başarılı projelere imza atan gençlerimizi gördük. E bunlar durup dururken olmuyor. Önünü açacaksın. Hedef, ufuk vereceksin. Onlar da yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan. Böyle olacak bunlar. Türkiye'nin siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel hayatında gençlerin katkısı, gençlerin varlığı her zamankinden çok daha fazlasıyla hissediliyor. Dinamizmleriyle, heyecanlarıyla, cesaretleriyle, geleceğe dair sarsılmaz inançlarıyla gençlerimiz geçmişe göre bugün her alanda kendilerini daha fazla hissettiriyor. İnşallah gelecekte çok daha iyi bir konumda olacağız. Önümüzdeki dönemde gençlerimizin adını daha çok duyacak, gençlerimizin başarılarını çok daha fazlasıyla inşallah konuşacağız. Bunu da şimdiye kadar olduğu gibi daha çok demokrasiyle, daha çok özgürlükle, daha çok yatırımla, daha fazla eserle gerçekleştireceğiz. Bu hedefe birileri gibi gelenin keyfi için geçmişe sövme ilkesizliğine kapılmadan tarihimize, değerlerimize, bizi asırlardır ayakta tutan hasletlere daha sıkı sarılarak ulaşacağız. Şanlı geçmişimizden ders çıkararak, ecdadımızın bize bıraktığı mirastan ilham, cesaret, kuvvet alarak istikbalimizi inşa edeceğiz. Bu süreçte maziden atiye, kuracağımız
köprünün taşıyıcı sütunları da siz gençlerimiz olacaksınız. Her şeyden önce bir daha hiç kimsenin siyasi hırsları uğruna bu ülkenin gençlerini kardeş kavgasına sürüklemesine fırsat vermeyeceğiz. Genç kardeşim, gösterdiğin kağıdı ben buradan nasıl okuyayım? Herhalde el yazısıyla mı yaptın? Ya ayrı da yani onu ben nasıl okuyayım burada ya? Vesayet özlemiyle yanıp tutuşanların eskiden olduğu gibi belli kavramları, belli figürleri istismar etmesine müsaade etmeyeceğiz. Danıştay'ın andığımız kararı sonrasında gerek sosyal medyada gerekse kimi yayın organlarında şahit olduğumuz manzaralar, açık söylüyorum, bu konudaki kararlılığımızı daha da artırmıştır. Çünkü bu metin bu ülkede ezanı Türkçe okumak, okutmak isteyenlerin eseridir. Bu bir. Metne baktığın zaman bu metin içerik itibariyle bu milletin kendisini, bu milletin kültür, medeniyet anlayışını ortaya koyan bir metin değil. Bizim andığımız İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla beraber yolumuzda devam ediyor. İstiklal Marşımızdan daha güzel, daha güçlü bir and olabilir mi? Yok. Ama bunlar işte böyle çıkarmışlar. Her şeyi birbirine karıştıran saçma sapan bir şeyle gençliği yönlendirmenin gayreti içerisindeler. Kimse Türklüğünü inkar etmiyor ki. Ama Türkçülük yapmıyor. Mesele burada. Mesele burada. Ben Türk'üm. Ama Türkçü değilim. Eğer böyle yaparsak biz kendi değerlerimizle çatışırız. Dinimiz İslam'la çatışırız. İslam ırkçılığı reddediyor. Irkı reddetmiyor. Tam aksine biz sizi kabileler halinde yarattık diyor Rabbimiz. Ama arkasından geliyor, ne diyor? Birbirinizle iyi tanışasınız, anlaşasınız diye. Kavga edesiniz diye değil. Şimdi bu gerçeği görmemiz lazım. Bu gerçeği gördüğümüz zaman zaten mesele halloluyor. İyi niyet eseri olmadığına inandığım bu kararı kimi çevreler baskıcı, antidemokratik ideolojilerine yakılmış bir yeşil ışık gibi algıladılar. Millete tepeden bakan, insanımızı Takunyolu, makarnacı, kömürcü, göbeğini kaşıyan adam diyerek aşağılayanlar uzun zaman sonra ilk defa yeniden piyasaya çıktılar. Kararın hemen akabinde gazeteci kılıklı provokatörler yıllardır içlerinde biriktirdikleri kin ve nefreti ekranlardan adeta kusmaya başladı, kendi ekranlarından. Hatta cübbelerini darbeci zihniyete kiraya veren kimi sözde hukukçuların andığımız kararını bahane ederek merhum Menderes'in 68 sene önce son verdiği Türkçe ezan zulmünü tekrar dillendirdiklerine bile şahit oldu. Ana muhalefet partisi ise bu meselede iyice şirazeden çıktı. Millete ve milletin değerlerine düşmanlığını bir kez daha ortaya döktü. Çıkmış. Televizyon kanallarından bir tanesinde benim için diyor ki, o diyor İstiklal Marşı'nı bile bilmez diyor. Onu da dinlesin bir satırını. Şimdi bunu meydanlarda sürekli okudum. Şu anda böyle bir tekrar okumaya gidersem der ki bak gördün mü? Okuttum. Çok zavallı bunlar. Hatta kendisi bir keresinde öyle bir yanlışa düştü ki rezil etti. Şimdi biz değerlerimiz noktasında ne Akif'i bunlarla paylaşırız ne İstiklal Marşımızı.
Benim konuşmam yoktur ki Akif merhumdan bazı beytleri, mısraları, kıtaları almayayım. Niye? Çünkü benim yastık altı kitabım olmuştur Akif. Hatta İmam Hatip'te okuduğum yıllarda liseler arası bir şiir okuma yarışması oldu. O zaman rahmetli edebiyat hocam Osman Öztürk, oğlum dedi sen dedi Asım'ın nesli bölümünden bir bölümü oku. Ve ben de o zaman oradan işte her zaman okuduğumuz bu zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem diye başlayan Asım'ın neslini adeta tanımlayan o bölümle o yarışmaya katıldım. Birinci oldum o yarışmada. Ve ilginçtir, o zamanlar da kaynana zırıltısı diye bir şey vardı, böyle çevirirlerdi. Mithat Paşa Kız Meslek Lisesi'nin salonunda bu yarışma yapılıyor. Orada bana şiir okutmamak için başladılar onları çevirip sabote etmeye. Jüride güçlü isimler. İşte şimdi aklımda kalanlar işte Profesör Doktor Faruk Kadir Timurtaş, işte Profesör Doktor rahmetli, bunlar hep rahmetli tabii, Nevzat Yalçıntaş hocamız filan. Türkiye Teknik Ressamlar Cemiyeti düzenliyor o zaman bu yarışmayı. Girdik ve yarışmada bütün bunlara rağmen baktım ki bunlar durmuyor. Ben de mikrofonu yere bıraktım, mikrofonsuz olarak şiiri okumaya başladım. Ve tabii o kaynana zırıltıları sustu, bir anda salon değişti. Şiir bitti, salon durmuyor. Alkışlar, alkışlar devam ediyor. Ve hamdolsun biz buralardan geldik Bay Kemal. Biz buralardan geldik. Onun için buralarda kalkıp da bizi kendinden mukayese etmeye yönelme. Bizim aldığımız terbiye bu. Böyle yetiştik. Şimdi koca koca adamlar siyah önlükler giyip aynı zihniyet. Koca koca kadınlar yarım yamalak ezberleriyle and okumaya yeltenip milletin karşısında kendilerini rezil kepaze ettiler. Değerli arkadaşlar, hepsi birbirinden utanç verici bu hadiselerin çoğunun siyasetin değil, psikiyatrinin konusu olduğunu düşünüyorum. Yaşananlar tam anlamıyla bir histeri nöbetidir. Ve bunu görüyoruz. Aramızda doktorlar var, iyi bilirler. Maalesef ülkemizde zamana, değişime, hayatın ve dünyanın gerçeklerine karşı direnmeyi çağdaşlık zanneden fosilleşmiş gerici bir zihniyet vardır. Bu her zaman oldu. Bugün de var. Bunların hayattaki varlık sebepleri ise milletin değerleriyle kavga etmek, ne pahasına olursa olsun kendi çıkarlarını, kendi ikballerini korumaktır. Nitekim bu uğurda yeri geldiğinde terör örgütleriyle, yeri geldiğinde emperyalistlerle, yeri geldiğinde Türkiye düşmanı yapılarla iş tutmaktan asla çekinmiyorlar. Sandıktan çıkamayacaklarını bildikleri için 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi milletin iradesine silah çeken FETÖ'cü hainleri alkışlayacak kadar savrulmuş durumdadırlar. Aynı çevreler en küçük bir ekonomik çalkantıda tüm enerjilerini 81 milyonluk Türkiye gemisini batırmak için sarf edecek kadar şuurlarını kaybedebiliyorlar. Kendini vatandaşından üstün gören, kendini devletin yegane sahibi zanneden, ezandan, camiden, başörtüsünden rahatsızlık duyan bu azgın azınlığın ne yazık ki normalleşme, iyileşme ihtimali de yoktur. Üstad Necip Fazıl bunları çok enteresan. Bazı insanlar alçak gönüllüdür. Bazıları da alçak olmaya gönüllüdür diye tanımlıyor. Bunların bir başka tanımı da salon cumhuriyetçisi, gardırop Atatürkçüsüdür.
Bunlar ülkemizin ortak değerlerinin arkasına sığınıp millete aptal diyerek, beyinsiz diyerek, milletin seçimini, tercihini aşağılayarak en başta bunlar cumhuriyetimize zarar vermektedir. Dikkat edin, 95 yıllık tarihimiz boyunca cumhuriyetçilik adına cumhurla cumhuriyetin arasını bunlar açmış, cumhuriyetin kazanımlarına en ağır darbeyi bunlar indirmiştir. İşte 1938 yılından beri genç kardeşlerim, içinizde bilmeyenleriniz olabilir ama bunları siz de bilin ve bilmeyenlere de anlatın. Az önce söyledim ya, hafızayı beşer nisyan ile malum. Gazi Mustafa Kemal'i kendi ideolojik saplantılarına kalkan yaparak Atatürk'ün mirasını yağmalayanlar da yine bu çevrelerdir. Gazi'nin resmini vefatının hemen ardından paramızdan kaldıran, Atatürk'ün millete armağanı olan İş Bankası hisselerini gasp edenler de bunlardır. Peki resmi kaldıran kim? İnönü. İnönü bu CHP'nin işte en önemli gelmiş geçmiş genel başkanlarından bir tanesi değil mi? Posta pullarının üzerinden Atatürk'ün resmini kaldıran yine bunlar. Okullardan Atatürk'ün posterini kaldıran yine bunlar. Devlet dairelerinden Atatürk'ün posterini kaldıran yine bunlar. Bay Kemal, sen bunları bilmiyor musun ya? Öğren bunları, öğren. Bize kalkıp da unutmak istediklerimizi veya unutturanları yeniden hatırlatmaya çalışma. Hatırlatmaya çalıştığın için ben şimdi sana bunları yeniden hatırlatıyorum. Çünkü gençliğimiz bunları bilmiyor. Gençliğimizin bunları bilmesi lazım. Hele hele Kemalistim diye geçinen gençler var ya, onların bunu bilmesi lazım. Madem Kemalistsiniz, o zaman gelin bu işe sahip çıkın. Niye sahip çıkmıyorsunuz? Bütün mesele, bütün bunların bilinciyle, idrakiyle gerçekleri bilmeyenlere öğretmemizdir. Bunların Türkiye'de zulümden, baskıdan, darbeden, bu ülkenin genç nesillerinin zihnini iyi diş etmekten başka hiçbir mirasları yoktur. İşte geçenlerde öyle bir köşe başı kalemşörlerinden bir bayan çıkmış, bir telefonda toparlamışlar orada bir grubu, onlara bir şeyler anlatıyor. Biz diyor işte camileri ahır yapmışız, şunu şöyle yapmışız, bunu böyle yapmadınız mı ya? Bu CHP zihniyeti bunları yapmadı mı? Sadece şu Fatih, Sur içinde yüzlerce mescidi bunlar kapatarak ahır haline getirmişlerdir. Ben İstanbul'da belediye başkanlığı yaptım. Nerede hangi mescit söküldü, oraya ne yapıldı bunları gayet iyi bilirim. Ve biz şimdi onların birçoğunu yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bunları yapan sizsiniz. Biz sizin cemaziyel evvelinizi gayet iyi biliriz. Malatya'da, Antep'te, Konya'da bunları yaptılar. Her şeyi istismar ederler ama tarihlerinde İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Marmaray gibi, 3. Köprü gibi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi milletimizin gurur abidesi olacak tek bir eserleri dahi yoktur. Hani muasır medeniyetler seviyesinin üstüne Türkiye'yi çıkaracaktık? Siz mi çıkaracaksınız? Bu işi biz yaparız, biz. Bu işi biz yaparız. Doğru dürüst bir dikil ağacınız yok. Dikil ağaçları söktünüz. Şu İstanbul'a sadece başkanlığım döneminde yetişmiş, bak fidan demiyorum, yetişmiş olarak 1.200.000 civarında ağaç diktim. Başkanlığım döneminde. Fidanlar hariç, onları karıştırmıyorum. Öyle orta koridorlarda, yanlardaki şevlerde filan şu andaki mevcut o yetişmiş çınarlar hepsi fakirin başkanlığı dönemindeki eserlerdir.
Benden sonraki arkadaşlarım da aynı şekilde milyonlarca İstanbul'a ve Türkiye genelinde de başbakanlığımız döneminde milyonlarca ağacı diktik. Biz ülkesinde ağaç kesenlerden olmadık, ağaç dikenlerden olduk. Çevreci biziz. Barajlar hakeza öyle. Ya biz bu İstanbul'u susuzluğa mahkum eden CHP zihniyetinden aldık ya. Çöplere mahkum eden CHP zihniyetinden aldık. Gençler, Ümraniye'de vahşi çöplük CHP zihniyeti orada iş başındayken patladı. Ve 38 vatan evladı orada öldü. CHP bunların hesabını veremez ya. CHP böyle bir zihniyettir. Bunları bilmemiz ve bilmeyenlere de anlatmamız lazım. Bizim Türkiye'ye kazandırdığımız projeye veya projelere düşmanlıklarının altında yatan asıl sebep de artık iyice ifşa olmuş bu kifayetsizlikleri, bu lümpenlikleridir. Sevgili gençler, biz Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma yolculuğumuzda şimdiye kadar bunları nazara dikkate almadık, almıyoruz. Ülkemizi hedefleriyle buluşturma idealimize bu çevrelerin engel olmasına asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Hakkın ve halkın rızasını kazanmak için verdiğimiz kutlu mücadelemizi milletimiz bizi desteklediği sürece kararlılıkla devam edeceğiz. Öte yandan gençlerin omuz vermediği, gençlerin sahip çıkmadığı, gençlerin kabullenmediği bir davanın başarı şansı yoktur. İşte İstiklal Marşı şairimiz Akif merhumun hani o güzel dizelerinde ifade ettiği gibi, Bay Kemal bunu iyi dinlemen lazım. Ati'yi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Yeis öyle bir bataktır ki düşersen boğulursun. Ümide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun. Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar. Meyus olanın ruhunu vicdanın bağlar. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacak. Evet gençler. Ben sizlere inanıyorum. Gençler omuz verdikçe Allah'ın izniyle Türkiye'nin yükselişini, Türkiye'nin şahlanışını hiçbir beşeri güç engelleyemeyecektir. İnşallah siz bu vatana, bu memlekete sahip çıktığınız sürece bu dava bir daha asla öksüz ve yetim kalmayacaktır. Gençler, hazır mısınız? Çanakkale ruhuna, 23 Nisan ruhuna, Kurtuluş Savaşı'ndaki o ruha, o inanca, o dayanışmaya sımsıkı sarılıyor muyuz? Bu ses çok az geldi. Gençler, salon cumhuriyetçilerine ve gardırop Atatürkçülerine rağmen demokrasiye, özgürlüklere sahip çıkıyor muyuz? Güzel. Gençler, her fırsatta ülkemizdeki 81 milyonun bir olduğunu, beraber olduğunu, kardeş olduğunu haykırıyor muyuz? Evet. Gençler, bir daha hiç kimsenin milletimizin arasında nifak tohumları ekmesine izin vermeyecek şekilde gönül gönüle, kol kola geleceğe yürüyor muyuz? Evet. Gençler, ruhunu bir dolara satan alçaklara inat 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi her karışı şehit kanlarıyla sulanan bu vatana sahip çıkıyor muyuz? Evet. Gençler, tek millet diyor muyuz? Evet. Tek bayrak diyor muyuz? Evet. Tek vatan diyor muyuz? Evet. Tek devlet diyor muyuz? Evet. Gençler, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız.
İşte bütün bunlar için sizden milli iradeye yönelik her saldırı karşısında dimdik durmanızı istiyorum. Sizden Türkiye'yi daha yüksek seviyelere çıkarmanızı, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmenizi özellikle rica ediyorum. Sağ olun. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha Türkiye Gençlik Zirvesi'nin gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu önemli zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenleri tekrar tekrar tebrik ediyorum. Sosyal girişimcilik ödüllerini kazanan genç kardeşlerimi kutluyorum. Kendilerine başarılar temenni ediyorum. Heyecanınız, coşkunuz, ahde vefanız için her birinize teşekkürlerimi sunuyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz. Efendim İK hediye takdiminde bulunacak müsaadenizle yönetim kurulu üyeleri. Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyelerini takdim etmek üzere TGSP yönetim kurulu üyelerini alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Bir aile fotoğrafı çekmek üzere üye STK başkanlarını sahneye davet edeceğiz. Fotoğraf tamam mı? Yok. Değil. Kalabalık bir grup. Üye STK başkanlarını hızlıca sahneye davet ediyoruz efendim. Alperen Ocakları, Anadolu Öğrenci Birliği, ICIT platformu, BESADER, Bilim ve İnsan Vakfı, Bilim ve Sanat Vakfı, Cihan Nüma Derneği, Divan Derneği, Türkiye Diyanet Vakfı, Eğitim Bir Sen, Evrensel Hafızlar Derneği, Endur'un Özgün Eğitimciler Derneği, Dünya Etnispor Konfederasyonu, Genç Askon, Genç Birlik, Genç Ensar, Genç Akiş, Genç Hareket, Genç İDSB, Genç İGİAD, Genç İHA, Genç İhlas, Genç Kadem, Genç Kızılay, Genç Memur Sen, Genç Müsiat, Genç Öncüler, Genç Önder, Genç Tümsiat, Genç Yeşilay, Genç Kon, Gönül Erleri Kültür Birliği, Gönül Erleri Kültür Derneği, Hamidiye Kültür ve Eğitim Vakfı, Hayat, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı, Hayrat Vakfı, Hikmet Eğitim ve Kültür Vakfı, Hukukçular Derneği, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı, Uluslararası Öğrenci Platformu, İsra Uluslararası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İstanbul Üniversitesi Mezunları Mensupları Derneği, Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Medeniyet Gençliği, Milli Birlik Cemiyeti, Milli Türk Talebe Birliği, Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği, Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği, Okçular Vakfı, Öz Kevser Vakfı, Özgür Der, Safa Vakfı, Siyasal Vakfı, Suffa Vakfı, T3 Vakfı, TGTV. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımıza katılımları için, teşrifleri için çok teşekkür ediyoruz. Ve kendilerini saygılarımızla uğurluyoruz. Alkışlarınızla Sayın Cumhurbaşkanımızı uğurluyoruz. Kıymetli konuklarımız, öğleden sonraki programımız çok güçlü bir şekilde, çok dolu bir şekilde devam edecek. Bilgi yarışmaları var. Bununla birlikte gençlik raporu açıklanacak. Tüm misafirlerimizi öğleden sonra bekliyoruz.
Merhaba. Teşekkür ederim. Ay yorum.